TVNET ekranlarına hoş geldiniz. Mutlu akşamlar. 31 Ekim Perşembe günündeyiz. Özetlerle 19. saat ana habere başlıyoruz. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer neden tutuklandı? Teröristlerle neden 694 kez temas kurdu? Esenyurt teröre teslim mi oldu? Ana muhalefet terör bağlantısına rağmen Özer'e neden sahip çıkıyor? İsrail Lübnan'dan çekilmeyi mi düşünüyor? Hizbullah ve İsrail ateşkesi görüşüyor. 2 ay sürmesi beklenen ateşkes bölgede tansiyonu düşürür mü? Tel Aviv, Lübnan'da sert kayaya mı çarptı? Biden'ın gafı Harris'i zora soktu. ABD Başkanı Biden seçime 6 gün kala Trump seçmenine çöp dedi, ortalık karıştı. Amerikalı seçmen bu açıklama sonrası nasıl tepki verecek? Anketlerde geride olan Harris kesin olarak kaybetti mi? Yunanistan Almanya'dan neden tazminat istiyor? Almanya'nın Yunanistan'a borcu var mı? İkinci Dünya Savaşı'nın hesabı neden hala kapanmadı? İspanya'yı sel vurdu, ortalık savaş alanına döndü. 95 kişinin öldüğü felaket sebebiyle ülkede yas ilan edildi. Peki küresel ısınma sele zemin mi hazırladı? Meteorologlar felaketi neden önceden fark edemedi? Süper Lig takımlarına teknik direktör dayanmıyor. Yerli isimlerden çabuk mu vazgeçiliyor? Kötü oyunda tek suçlu teknik direktörler mi? Yönetimler kendini kurtarmanın peşinde mi? Boşa harcanan paraların hesabını kim soracak? Hepsi ve daha fazlası 19. saat ana haberde. CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör örgütü üyeliğinden tutuklanmasının ardından MHP'den bugün dikkat çeken açıklamalar peş peşe geldi. Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin geleceğini planladıklarını belirterek, terörün ve bölücülüğün kökünün kazındığı bir yüzyıla hep beraber imza atmak istiyoruz dedi. Genel Sekreter İsmet Büyükataman ise PKK ile bağlantılı belediyelere işaret etti. Ayrıntılarsa Reyhan Ayıldız'ın haberinde. Bizim muhatabımız milletimizdir. Bizim Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki bölücü terör örgütüne, kandan beslenen Kandil'deki terör baronlarına hiçbir çağrımız yoktur, olamazdır. Teröristin anlayacağı yegane dil terörle tavizsiz mücadeledir. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörün yok edilmesi için hükümetin izleyeceği yol haritasını bu sözlerle ifade etmiş, milletten başka muhatapları olmayacağını vurgulamıştı. Erdoğan'ın konuşmasından saatler sonra terörle iltisakı olduğu iddia edilen Esenyurt Belediyesi ile ilgili güvenlik güçleri harekete geçti. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında evine yapılan baskında gözaltına alındı. PKK-KCK silahlı terör örgütü üyesi olmakla suçlanan Özer ifadesinin ardından tutuklandı. Özer'in 10 yıllık süreçte terör örgütü PKK mensuplarıyla birçok irtibatının olduğu belirtildi. Belediye Başkanı sorgusunda PKK'lılarla yaptığı telefon görüşmelerini ise hatırlamadığını söyledi. Ahmet Özer'in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Esenyurt Belediyesi'ne düzenlenen operasyonla ilgili MHP'li iki isimden dikkat çeken açıklamalar geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin geleceğini planladıklarını belirterek, terörün ve bölücülüğün kökünün kazındığı bir yüzyıla hep beraber imza atmak istiyoruz dedi. Türkiye'nin geleceğini planlıyoruz. Hiç kimsenin kafasında bazı hususlarla ilgili soru işareti falan olmasın. Terörü hayatımızdan çıkaracağız. Bölücülüğün kökünü kazıyacağız. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ise 31 Mart seçimlerinde CHP ve DEM Parti'nin yaptığı kent uzlaşısını hatırlatarak İBB meclis üyeleriyle Akdeniz ve Toroslar belediyelerini işaret etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Büyükataman, CHP DEM ortaklığı ile kazanılan Akdeniz ve Toroslar belediyeleri, İmamoğlu tarafından DEM Parti'ye kontenjan olarak verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri incelemeye alınmalı, belediyelerin terör örgütüne peşkeş çekilmesinin yolu kapatılmalıdır ifadesini kullandı. Bu soruların cevapları...
Evet, haberi izledik. Siyasetin gündemini Profesör Doktor Çınar Özen'le birlikte değerlendireceğiz. Çınar Hocam, hoş geldiniz Ana Haber'e. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Cüneyt Bey. Teşekkür ederim. Şimdi son bir haftadır, daha doğrusu 22 Ekim'den itibaren yaşanılanlara, açıklamalara, değerlendirmelere, çağrılara baktığımızda Türkiye yeni bir çözüm sürecine mi giriyor? Daha önceki girişimlerde hem Kandil'in hem PKK'nın bunu sabote ettiğini de gördük. Sorumun son kısmı da şununla alakalı. Eğer böyle bir girişim devam ederse Öcalan'a yönelik çağrının karşılığında, Öcalan'ın yapacağı çağrıyla birlikte PKK'nın silahları bırakacağını düşünüyor musunuz? Cüneyt Bey, öncelikle ya mesele tekrar ediyor ses de. Onu bir acaba arkadaşlar düzeltirse. Peki. Ya öncelikle meseleye şöyle bakmak lazım. Yani terörizmle mücadelede nereyi sıkacağınızı, nereyi gevşeteceğinizi hani iyi bilmek ve ona göre davranmak lazım. Şimdi terörist örgüt esas olarak halkın bir takım mutsuzluklarından, rahatsızlıklarından, şikayetlerinden beslenir. Ama yani ondan beslenen örgüt onun çok daha ötesinde, yani şiddet kullanarak başka şeyleri de hedefler. Bir de terörist örgütlerin çok karışık ilişkileri vardır. İstihbarat örgütleriyle iç içedir. Bir takım devletlerle iç içedir. Yani terörist örgütler hiyerarşi içinde çalışan şeffaf, düzgün, net örgütler değildir. Hı hı. Yani buradan şunu söylemek istiyorum. Yani sonuçta gevşeteceğiniz yer veya dikkate alacağınız yer, muhatap alacağınız açılım yapacağınız yer halkın talepleridir. Halkla olan diyalogtur. Burada tabii ki Türkiye'de Kürt vatandaşlarımız var. Kürt vatandaşlarımızın yani genel olarak bazı talepleri ve bazı rahatsızlıkları var. Bazı şikayetleri var. Yani bunları demokratik bir sistem dikkate alır. Bu talepleri kendi anayasal düzeni içinde karşılayabildiği kadar karşılamaya çalışır. Bir, en azından yani bu anlamda büyük bir çaba sarf eder. Yani Türkiye'de ben açıkçası bunu bir demokratikleşme çerçevesi içinde anlıyorum. Ya bu anlamda AK Parti'nin yapmaya çalıştığı şey son derece anlamlı. Çünkü elinde silah olan sivil vatandaşlarımızı hedef alan bir takım yabancı devletlerle, istihbarat teşkilatlarıyla içli dışlı olan örgütün tabanından o örgütü koparmak için de vatandaşın bu şikayetlerini dikkate almak gerekir. Bu süreci dolayısıyla devam ettirmek lazım. Yani bunun muhatabı da ya her ne kadar PKK ile belli bağlantısı olsa da anayasal sistemin içinde meşru bir siyasal parti olarak faaliyet gösteren HDP. Pardon, DEM şimdi. DEM, evet. DEM Parti. Ya mecliste temsil ediliyor. Yani dolayısıyla DEM Parti ile kurulacak bir siyasi diyalog ve o süreç içinde nelerin yapılabileceği, nasıl yapılabileceği, hangi yasaların değiştirileceği, ne tür bu anlamda yeniliklerin ortaya konabileceği siyasi açıdan son derece önemli ve anlamlı. Peki burada araya girsem, yani şu son dönemde hem MHP Genel Başkanı hem MHP'li isimler hem de Sayın Cumhurbaşkanı'nın AK Parti grup toplantısının açıklamalarına baktığınızda önümüzdeki günlerde iki partinin de DEM Parti ile bir iletişime geçeceğini mi öngörüyorsunuz? Ya da geçmeli mi? Tabii yani muhatap DEM Parti olmalı. Yani DEM Parti'nin tek muhatap olmayabilir. Hani ama sonuçta DEM Parti de muhatap olmalı. Yani dolayısıyla talepler eğer gelecekse bazı talepler veya bir diyalog kurulacaksa DEM Parti ile kurulmalı. Şimdi ya bir terörist, PKK'nın terörist örgüt olduğu konusunda yani herhalde hiç kimsenin kafasında bir şey yok. Yani soru en işareti. Azından evet, PKK'lı olmayanlar için söylüyorum. Bir soru işareti yok. Çünkü yani terörizmin bütün tanımlarına uyuyor PKK'nın faaliyetleri, eylemleri, işte en son Ankara'da gerçekleşen eylem ki PKK üstlendi, net bir şekilde bunu ortaya koyuyor. Ya yani daha önce de yani dediğim gibi hiçbir tereddüt yok bu konuda. Ya Öcalan'ın PKK'nın lideri olduğu konusunda da bir şüphe yok. Ya yani PKK'nın ayrıca
Amerika ile çok içli dışlı, İsrail ile içli dışlı, Rusya ile, İran ile, yani o kadar böyle bir istihbarat ağı içinde operasyonel ki, bir sürü kanadı var. Yani böyle bir örgütle, böyle bir örgütü muhatap alarak, böyle bir örgütle siyasi bir çözüme doğru gitmenin imkanı yok. Yani imkanı olmadığını zaten görüyoruz. Yani tam tersi, mayınlı bir araziye girmeye başlıyorsunuz. Ve o mayınların hepsini PKK patlatır. Yani PKK bir muhatap olamaz. Anladım. Yani PKK'ya, çünkü PKK'nın içinde çeşit çeşit devletlerin uzantıları var. Onların etkisi var. Ya yani bir kanadı ile konuşursunuz, başka bir kanadı, başka bir gündemle bunu sabote eder. Bir de tabii Öcalan, yani neredeyse işte değil mi, 25 yılı aşan bir süredir örgütün başında da değil. Yani dolayısıyla, yani ben Bahçeli'nin meclisteki konuşmasının doğru bir başlangıç olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ama genel olarak yani Türkiye'de PKK ile mücadele edilirken, ki çok etkili gerçekten bir mücadele verildi. Yani terörizmle mücadele konusunda gerçekten örnek olacak bir mücadele ortaya çıktı. Yani Türkiye'nin içinde PKK'nın neredeyse ciddi bir operasyonel kabiliyeti kalmadı. Yani bu, ya bir kişiyi iki kişiyi sızdırıp intihar saldırıları, terörizm, bunlarla mücadele etmek o kadar kolay değil. O anlamda söylemiyorum. Ama geçmişle kıyasladığınızda yani ciddi bir operasyon yapabilecek varlığı ortadan kalktı. Yani bu tabii SİHA teknolojisiyle ilgili bir yönüyle, bir yönüyle istihbaratın başarısı, bir yönüyle de kararlı bir şekilde bu işin üzerine gidiyorsunuz. Ben o zaman şöyle, yani söylediklerinizden şunu düşünüyorum, belki çok kısa bir süre vereceğim Çınar Hocam. PKK ile terörle mücadele devam edecek ama içeride Demle ve İmralı'daki terörist başıyla da zaman zaman iletişim kurulacak. Öyle anlıyorum. Doğru mu? Ben hani Öcalan'la iletişim konusunda çok ikna olmuş değilim. Yani sonuçta o müzakerelerin yani sonucunda bir şey çıkabileceğini zannetmiyorum. Ya orası işte mayınlı arazi bence. Ama tabii ki Demle yani hem bir diyalog, hem siyasi anlamda neler yapılabileceğine ilişkin bazı müzakereler. Doğru, zaten demin siyasal sistemin içindeki varlığının nedeni o. Yani birçok, bence yani AK Parti'nin uzun süredir başardığı önemli bir şey bu. Yani birçok baskılar var. Yani farkındaysanız. Ama DEM Parti sonuçta seçimlere katılıyor. Milletvekillerini parlamentoya sokuyor. Belediyelerde temsil ediliyor. Yani meşru bir siyasal aktör olarak sistemin içinde. Yani muhatap o. Yani onu muhatap almak lazım. Peki. Profesör Doktor Çınar Özen, çok teşekkür ederim katkınız için. İyi akşamlar diliyorum. Fethullahçı terör örgütünün güçlü finansal yapısının kaynağı belli oldu. Örgüt içi yapılan evlilikler paranın sürekli Gülen'in akrabalarında kalmasını sağladı. Güvenlik kaynakları da örgütün damat yapılanmasını açıkladı. Reyhan Ayyıldız'ın haberine bakalım. Elebaşı Fethullah Gülen'in ölümünün ardından FETÖ'nün damat kolu deşifre oldu. FETÖ'de örgüt içi evlilikler paranın sürekli Gülen'in akrabalarında kalmasını sağladı. Güvenlik kaynakları örgütün damat yapılanmasını açıkladı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre örgüt içinde kritik 4 önemli damat var. Fethullah Gülen'in kara kutusu olarak bilinen Cevdet Türkoğlu, Adem Kalaç, Ahmet Kurucan ve Muhammed Yeşilyurt isimleri öne çıkıyor. FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı ise örgüt içinde en ciddi güce sahip olan isim. Dumanlı, Gülen'e en yakın iş adamlarından İzzet Akyar'ın eski damadı. Ancak kayınpeder Akyar kızından çok damadını himayesine aldı. Ekrem Dumanlı'yı icra heyetine kadar taşıdı. Cevdet Türkoğlu da Fethullah Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen'in kızı Mebrüke Türkoğlu ile evli. Örgüt elebaşı Gülen'in son 30 yıldır en yakınında yer alan damat Türkoğlu, 2023 yılında da icra heyetine girdi. Adem Kalaç da Seyfullah Gülen'in kızı Hansa Zeynep Kalaç'la evli. Cevdet Türkoğlu ile bacanak olan Kalaç, akrabalık nüfuzunu kullanarak 2023 yılında şekillenen örgütün icra heyetine girmeyi başardı. Ahmet Kurucan ise Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in kızıyla evli. Yani Ebu Seleme Gülen'in de eniştesi. Cevdet Türkoğlu'nun kızı Büşra ile evli olan Muhammed Yeşilyurt da Fethullah Gülen'in yetiştirdiği imamlardan. Yeşilyurt, Gülen ölmeden önce son ikamet ettiği evde kişisel bakımını da üstlenen kişiydi.
FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünden sonra örgüte ait yaklaşık 25 milyar doların ne olacağı merak konusu oldu. Oklar, örgütün kasası olarak bilinen ve damatların merkezinde yer alan Cevdet Türkoğlu'na çevrilmiş durumda. Amerika'daki seçimlere bakalım. ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni bir gafla Trump seçmenine çöp demesi ülkeyi karıştırdı. Trump üzerinde işçi kıyafetiyle çöp kamyonunda poz verdi. Analizlerde Biden'ın gafının seçime sayılı günler kala Kamala Harris'i zor duruma düşürebileceği değerlendiriliyor. Ayrıntılar Yahya Ancı'nın haberinde. Another day, a speaker at his rally called Puerto Rico a floating island of garbage. Well, let me tell you something. Good, decent, honorable people. The only garbage I see floating out there is his supporters. Amerika Birleşik Devletleri'nde gündem Başkan Joe Biden'ın Trump seçimlerine yönelik çöp yakıştırması. Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump kaotik kampanyanın son günlerinde sahneye çıktı ve Biden'ın sözlerine atıfta bulundu. Look how they've treated you. They've treated you like garbage, frankly. They've treated you like garbage. You know what? The truth is they've treated our whole country like garbage, whether they meant to or not. Because they're grossly incompetent people. Trump, rakiplerinin bu tarz gaflarını avantaja çevirme konusunda bir usta sayılabilir. Wisconsin eyaletine bağlı Green Bay kentinde düzenlenen miting öncesinde uçağından indi. Üzerinde parlak turuncu ve sarı renkli bir güvenlik yeleği vardı. Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlamak üzere yan tarafında büyük bir Trump yazısı bulunan bir çöp kamyonuna bindi. I love Puerto Rico and Puerto Rico loves me. I don't know anything about a comedian. I love Puerto Rico. Gaflarıyla ünlü Biden son çıkışıyla başkanlık seçimi öncesi Trump'a büyük bir yardımda bulunmuş olabilir. Beyaz Saray zararı en aza indirgemek amacıyla yoğun bir uğraş veriyor. And I would say I think it's really important that you have a president that cares about clarifying what they said. And that's what you see from this president. He took it upon himself. Biden'ın gafı en çok da Demokrat Başkan adayı Kamala Harris'i zorda bıraktı. Kimilerine göre isminin açıklandığı günden bu yana iyi bir kampanya yürüttü. Bazı anketlere göre Trump'ın da bir adım önünde. Biden'ın karşı seçmeni hedef alan hakareti işini zorlaştırabilir. First of all, he clarified his comments, but let me be clear, I strongly disagree with any criticism of people based on who they vote. Şimdi Amerika'daki medya kuruluşları başkan adaylarına açık destek için seferber olmuş durumda. 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım devam ederken medya kuruluşlarının başkan adaylarını destekleme geleneği kapsamında tercih ettikleri adaya yönelik de destek mesajları da sürüyor. Şimdi gelin bakalım, Amerika'da çok önemli basın kuruluşları var ve bu seçim öncesinde desteklerini de açık açık belli ediyorlar. Önce medya kuruluşlarının demokrat adaylara desteğinin geçmiş yıllarda nasıl olduğuna bakalım ki şu an azaldığını net bir şekilde görüyoruz. 2016 yılında demokratların adayı Hillary Clinton'dı ve 240 medya kuruluşu demokratların adayı Clinton'a destek veriyordu. 2020 yılına geldiğimizde Joe Biden adaydı ve Biden'a yaklaşık 120 medya kuruluşunun desteği söz konusuydu. Ve yaklaşık 5 gün sonra yapılacak olan 2024'teki seçimlerde şu anda Kamala Harris'e yaklaşık 80 medya kuruluşunun desteği olduğunu da belirtmiş olalım. Peki medya arasında da bir savaş var. Baktığımızda Kamala Harris'e 80, Trump'a 10 adaylara yani desteğini açıklayan medya kuruluşlarının sayısal değerleri böyle. Kamala Harris açık ara önde gözüküyor. Peki Harris'e demokratların adayına kim destek veriyor? The New York Times ki Amerika'nın hani amiral gemisi dediğimiz yayın kuruluşlarından birisi. The New Yorker, The Boston Globe ve The Seattle Times şu an itibariyle desteğini açıklayan yayın organları. Tabii burada önemli olan The New York Times'ın desteği. Peki Donald Trump'a kim veriyor? İki önemli gazete burada öne çıkıyor. Özellikle New York Post ve The Washington Post. Cumhuriyetçilere ve Trump adaylığına destek verdiğini açıkladı. Yine Las Vegas Journal ve Now yayın kuruluşu da Cumhuriyetçilerin adayı Trump'a desteklerini açıklamış oldular. Amerikalılar 5 Kasım Salı günü yeni başkanı için Cumhuriyetçi Donald Trump'la Demokrat Kamala Harris arasında bir tercih yapacak. Adaylar lehine ve aleyhine sayısız kampanya yürütülüyor. Peki Amerika'da yaşayan Türkler seçim sürecinde ne kadar etkili ve hangi aday üzerinde karar kalacak? Yasemin Işık anlattı.
culture is always worth fighting for. And that's the fight we are in right now, a fight for America's future. November 5th, 2024 will be called Liberation Day in America. We're going to be Amerika Birleşik Devletleri'nin 60. başkanı kim olacak? ABD'de yaşayan Türkler bu seçim sürecinde ne kadar etkili? Amerikan Nüfus Bürosu'na göre ABD genelinde Türk kökenlilerin sayısı 250 binin biraz üzerinde. Amerikan seçim sisteminde başkanlar doğrudan halk oyuyla değil, her eyaletin farklı sayıda sahip olduğu seçici delegeler tarafından belirleniyor. Bir eyalette sadece bir oy farklı bile olsa kazanan aday tüm delegeleri alıyor. Türk-Amerikan topluluğu özellikle Cumhuriyetçi Parti döneminde eski başkan Donald Trump'ın politikalarıyla birlikte daha fazla ön plana çıktı. Uzmanlar Türklerin çoğunluğunun Trump'a oy vermelerinin beklendiğini ifade ediyor. Peki ABD'de yaşayan Türklerin seçim sürecine katılımı ve Washington'ın politikaları üzerindeki etkisi nasıl? Türk kökenlilerin seçim kampanyalarına katılımları oldukça sınırlı kalmış. ABD'de bireylerin adaylara doğrudan yaptığı bağışların yanı sıra şirketler, sendikalar veya derneklerin diledikleri aday lehine veya aleyhine kampanya yürütebilmelerini olanak sağlayan siyasi eylem komiteleri adı verilen fonlar bulunuyor. Federal Seçim Komisyonu verilerine göre bu seçim dönemi için Turkish American Coalition gibi isimlerle oluşturulmuş, Amerikalı Türklerle bağlantılı aktif 5 komite bulunuyor, ancak toplanan para ve donör sayısı oldukça sınırlı. Evet, Türklerin tercihi ne olacak göreceğiz. Şimdi Amerika'daki seçimleri uluslararası ilişkiler uzmanı Yeliz Albayrak'la birlikte değerlendireceğiz. Yeliz Hanım, hoş geldiniz, iyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum, iyi yayınlar. Şimdi bugün haberimizde de paylaştık izleyicilerimizle birlikte. 5 gün kala ABD Başkanı Joe Biden'ın Trump'a oy verecek seçmenlere çöp şeklinde hakaret, belki de bilmiyoruz. Amerika'da hani çöpün karşılığında hakaret sayıyorlar mı saymıyorlar mı onu bilmiyoruz ama çöp demesi Amerikan basında ciddi anlamda tartışılıyor. Böyle bir gafın, ki seçmene böyle bir hakaretin 5 gün kala seçimi etkileyeceğini düşünüyor musunuz? Demokratlar nasıl bir manevra yapabilir 5 gün kala? Şimdi sizin de belirttiğiniz üzerine 5 gün kaldı. Aslında çok kısa bir zaman kaldı ve bu kadar kısa bir zamanda seçmenin davranışının da açıkçası değişeceğini düşünmüyorum. Aslında olayın evveliyatı Trump'ın seçiminde bir komedyenin sarf ettiği cümle üzerine gelişti ki bir Porto Rico'ya bir yüzen çöp adası gibi bir şey söyledi. Bunun üzerine Biden'ın söylediği bir şeydi. Bu gaf aslında büyük bir siyasal iletişim kazası bana sorarsanız. Burada gördüğüm tek çöp aslında Trump'ı destekleyenler diye Trump'ın mitinginde sarf edilen söze bir cevap verdi. Tabii ki bu Kamala Harris'i büyük bir zora soktu. Çünkü büyük bir kitleyi tamamen onların iradesini ve belirtecekleri iradenin de aslında çöp olduğunu söylemiş oldu. Bu sebeple belki çok büyük bir sonuca etki etmeyecektir. Çünkü herkes artık kararlarını verdi ki oy verme süreçleri başladı biliyorsunuz. Oradaki oy verme süreçleri çok farklı bir sistemde ilerliyor. Bazı eyaletler elektronik oy veriyor, bazıları postayla gönderiyor. Tabii erken oy verme sistemi olduğu için orada oy verme zaten çoktan başladı. Büyük bir farklılığa sebep olmamakla birlikte büyük bir rahatsızlık ve tepkiye sebep oldu. Aslında burada adayların birbirlerini ve seçmen kitlelerini artık belden aşağı tabirlerle vurduklarını ve siyasette ve seçmene karşı, vatandaşa karşı kesinlikle sarf edilmemesi gereken şeyleri de sarf etmeye başladıklarını görüyoruz. Artık her iki aday da son mitinglerini bitirdiler. Kamala Harris Washington'da yaptı, Trump da New York'ta yaptı. Kamala Harris'in son mitingini yaptığı, artık kapanış mitingini yaptığı yerde manidar bir yer ki 2021 yılında Kapitol olayları olmuştu biliyorsunuz. Seçim sonuçlarından sonra Trump'ın insanları sokağa davet ettiği ve gidip hakkınızı savunun dediği bir olayda Kapitol baskını olayları yaşanmıştı ve Kamala Harris özellikle orada son mitingini yapmayı tercih etti ve tam da olayların gerçekleştiği yerde bir cevap niteliğinde o günkü belki demokrasi zafiyetine bir cevap olsun diye tam o noktada Washington'da son kapanış mitingini yaptı. Biden'ın bu sözünün üzerine de Trump'tan tabii ki yine tepki gecikmedi. Tam olarak
öngörülemeyen bir adayda olduğu için bugünkü en son gittiği Wisconsin'da da her iki aday da orada miting yaptılar tekrar. Wisconsin'da çöp kamyonuyla ve bir çöp toplayan işçi kıyafetiyle bir yelekle gittiğini görüyoruz ve kendisine karşı yapılan daha doğrusu seçmenlere karşı yapılan bu yakıştırmanın, bu hamlenin cevabını aslında uçaktan erinmez koskoca bir çöp kamyonuyla miting alanına giderek kendince cevabını verdi. Kamala Harris de bunun hemen akabinde tabii ki cevabını verdi. Seçmenlerin kendi fikirlerinin eleştirilmesini doğru bulmuyorum ve ben seçildiğimde kesinlikle Peki. böyle bir şey olmayacak. O sürekli üzerinde durdukları eşitlik ve demokratik ortamı sağlayacaklarını belirtti. Ama şöyle bir şey var, sizin de bahsettiğiniz gibi, daha önceki haberlerde de bahsettiğiniz gibi, Kamala Harris büyük bir rüzgarı arkasına alarak aslında başlamıştı. Herkes acaba Biden'dan sonra taze bir kan geldi, kendisini ifade edebilen, akli melekeleri yerinde olan bir liderin arkasına peşine takılma davranışıyla büyük kitlelerden hem bağış noktasında çok büyük bir destek aldı, hem de hem Hispaniklerden hem işte etnik kökeni farklı olanlardan, azınlıklardan, kadınlardan, özellikle de Trump ve yardımcısının bu kadın hakları ile ilgili veya işte sağlık meselelerinde kadınların kendilerinin karar vermesinin sınırlandırılma ihtimali ile ilgili söylemlerinden sonra Kamala Harris'i destekleyen kitle oldukça büyümüştü. Ama yavaş yavaş zaman geçtikçe bu ivmenin biraz daha düştüğünü, sizin de az önce belirttiğiniz gibi destekleyenlerin daha azaldığını ve Kamala Harris'in o en baştaki arkasına aldığı rüzgarı yavaş yavaş azalttığını söyleyebiliriz ki Michelle Obama ve Barack Obama bile şu anda ona canhıraş destek olma derdindeler. Çünkü evet. şöyle bir de kaygıları var. Demokrat seçmen oy kullanma davranışında cumhuriyetçiler kadar tutarlı değil. Oy kullanma oranları daha az ve rehavete kapılmamalılar. Hı-hı. Kesinlikle bu artık bizim için hayat memat meselesi. Herkes gidip oylarını kullanmalı gibi bir tablo var ve bu da Kamala Harris'i artık Michelle Obama ve Barack Obama'nın da bu kadar yardımcı olmaya çalışması aslında bir kaybetme korkusunun da bana kalırsa bir göstergesi. Herkes şu anda elinden geleni yapıyor ama her iki adayın da eleştirildiği çok farklı noktalar var. Kamala Harris gelirse Orta Doğu politikaları sebebiyle eleştiriliyor. Ekonomi sebebiyle eleştiriliyor. Bunca yıldır zaten ülkenin başında olan bir siyasi aktörün yardımcısısın. Sen bu konuda ne yaptın? Aynı şeyi devam ettireceksin. Enflasyon çok kötü, alım gücümüz çok düştü gibi gerçekten çok ciddi eleştiriler var Kamala Harris'in muhtemel politikasının Biden'ın devamı olması sebebiyle. Trump için de yine bu İşte azınlıklar veya göçmenlere karşı olduğu bilindiği için ve bu söylemlerinden yola çıkarak ve yine belki Amerika'nın işte sürekli yıllardır bayrak taşıyıcılığını yaptığını söylediği demokratik haklar ya da insan hakları gibi değerlere demokratlar kadar yakın durmadığı için eleştiriler var. Hı hı. Ama tabii ki bugün geldiğimiz noktada çok baş başa bir seçim görüyoruz. Anketler yanıltıcı olabiliyor ama farkları sizin de söylediğiniz gibi şu anda 0.00 gibi farklar görüyoruz. Minimal farklar görüyoruz. Bu sebeple şu anda tamamen salınacak eyaletler ve salınacak eyaletlerden gelecek oylar seçimin belirleyicisi olacak. Çok teşekkür ederim. İkinci sorumu da aslında soracaktım ama aslında ikinci soruya da bir anlamda cevap vermiş oldunuz Sayın Albayrak. Çok teşekkürler katkınız için. İyi akşamlar diliyorum. Değerli izleyenler, İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de soykırım işlerken Amerika'dan da güçlü siyasi ve askeri desteği de aldı. Almaya da devam ediyor. Her ne kadar kameralar önünde ateşkes için müzakereler yürütülüyor gibi dursa da İsrail'e sarsılmaz destek soykırıma rağmen artarak devam etti. Rakamlar bunu çok net bir şekilde gösteriyor ki bakın ne diyor. Toplam 17.9 milyar dolarlık bir askeri yardım Amerika'dan soykırımı gerçekleştiren ortağı İsrail'e sağlandı. Silahların yenilenmesi için 4.4 milyar dolar, ağır silahlar için 1 milyar dolar, füze sistemleri için 5.7 milyar dolar ve dış askeri finansman noktasında da 6.8 milyar dolarlık bir yardımı, parayı İsrail'e sağladı. Peki gönderilen silah ve teçhizatlar neydi?
4.1 milyon kilogram jet yakıt. Yani bir yıldan fazladır Gazze'yi ve şu anda Lübnan'ı da bombalayan İsrail savaş uçakları Amerika'dan gelen jet yakıtlarıyla havalandı. 51.155 milimetre top mermisi Amerika'dan İsrail'e gönderildi. En önemlisi burası. 14.100 MK-84 bombası. Hatırlayalım, Şifa Hastanesi ve Baptist Hastanesi de dahil olmak üzere Gazze'de o ağır yıkımı ve katliamı gerçekleştiren bombalar bunlardı. Lübnan'da yine Hizbullah lideri Nasrallah'ın da öldürülmesinde bu bombalar, yani sığınak delici, beton delici dediğimiz yaklaşık 1000 kilo ağırlığında devasa bir bombadan bahsediyoruz. 14.100 tane. Boşuna dememiştik ilk zamanları hatırlayalım. İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılan bombalardan, Nagasaki ve Hiroşima'ya atılan bombalardan çok daha fazlasını İsrail kullandı. 20.000 M4A1 tüfeği, 3.000 hassas güdümlü füze ve 50.000 askeri personelinde Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in güvenliğini sağlamak için bölgeye yığmış durumda. İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar önümüzdeki günlerde durabilir. İddiaya göre taraflar 2 aylık bir ateşkes anlaşması için görüşmeler yürütüyor. Sürecin sonunda İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesi yer alıyor. Detaylar Yahya Ancı'nın haberinde. Gazze'de ateşkes olup olmayacağı belirsizliğini korurken anlaşma Lübnan sınırında hayata geçiriliyor. İsrail ordusu son haftalarda Lübnan'a yoğun saldırılar gerçekleştiriyor. Gelen haberlere göre Tel Aviv yönetimi önümüzdeki günlerde bölgeden çekilecek. Yani hala yolu fihedni fihak akid ben ihna mamnetrek ardna mamnetrek yani hala bahmel halu fali yani metel ma jit al motosik men harof saat atla kemen. Ma nahna akid ardna mamnetkhala bas ahna l-evlad l-anna li kasaruna wa tukhjina. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN, dün İsrail ve Hizbullah arasında Lübnan'da ateşkese ilişkin bir anlaşma taslağını yayınladı. Ateşkes önerisi 60 günlük bir uygulama süresiyle başlıyor. Ateşkes taslağına göre bu süre zarfında Lübnan ordusu sınır boyunca konuşlanacak ve Hizbullah'ın Güney Lübnan'daki silahlarına el koyacak. Taslağa göre İsrail ordusu çatışmaların sona ermesinden itibaren 7 gün içinde Lübnan'ı terk edecek ve yerini Lübnan ordusuna bırakacak. Lübnan'da asker sayısının 10 bin olacağı tahmin ediliyor. الهدنة مش كافية أبداً يعني هي وقت قصير لحتى يرجع الواحد على بيته وهو عارف إنه ما إنه حيرجع يمزح من بيته لمرة تانية منا استقرار يعني نرجع كلياً. ABD başkanlığında birçok ülkenin ve bölgesel güçlerin yer alacağı İMEM adlı bir uluslararası mekanizma oluşturulacak. Taslağa göre İsrail ihlallere karşı harekete geçmeyi seçebilir. Eğer Lübnan ya da İMEM silah sevkiyatı ilgilenmiyorsa, İsrail ABD ile istişare ettikten sonra bu tür hedefleri vurabilecek. We want to see a diplomatic resolution that allows civilians both in Lebanon and Israel return to their homes. Two White House officials, Brett McGurk and Amos Hochstein, are traveling to Israel to engage on issues including. Orta Doğu'da yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülen bu ateşkes adımları, bölgeyi uzun süredir sarsan çatışmaların sona ermesi için umut vaat ediyor. Ateşkesin kalıcı hale gelmesi ise önümüzdeki haftalarda yapılacak diplomatik görüşmelere bağlı olacak. Şimdi bir Uzak Doğu'ya gidelim. Kuzey Kore seçimlere günler kala 86 dakika boyunca havada kalabilen ve Amerika'yı vurabilecek kapasitede bir kıtalar arası balistik füze denemesi yaptı. Gelin görüntülere birlikte bakalım. Şimdiye kadarki en uzun kıtalar arası balistik füze denemesi bu. Kuzey Kore'de daha önce buna benzer denemeler yapılmıştı ama bu son deneme, kıtalar arası en uzun mesafeyi kat eden bu balistik füze denemesi sonrasında bakalım. Amerika'da şu an seçimler olduğu için bir ses çıkmayacaktır ama yeni başkanın belli olmasıyla birlikte Trump olursa Kim Jong-un'la arasıydı biliyorsunuz. Sınırda buluştular, tokalaştılar, konuştular. Yani bir ABD başkanı olarak Kuzey Kore'ye gitmişti. Dolayısıyla bu deneme bakalım nasıl tepkileri beraberinde getirecek. Füzenin oldukça yüksek bir açıyla fırlatıldığı ve yaklaşık 7000 kilometre yüksekliğe ulaştığı belirtildi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un füze testinin emrini bizzat fırlatma sahasından verdi. Kim Jong-un ülkenin rakipleri tarafından kasıtlı olarak tırmandırıldığını söylediği bölgesel gerilim karşısında bunu uygun bir askeri eylem olarak nitelendirdi. Daha doğrusu askeri eylem derken aslında
bir anlamda da caydırıcılık anlamına da geliyor. Komşumuz Yunanistan'a bakacağız. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Yunanistan'ı ziyaret etti. Bu ziyarette hem mevkidaşı hem de Mitsotakis tarafından kendisine 2. Dünya Savaşı tazminatı hatırlatıldı. Peki Almanya'nın Yunanistan'a gerçekten borcu var mı? Varsa ne kadar ve neden? Yasemin Işık anlattı. Yunanistan Almanya'dan neden tazminat istiyor? Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, ülkesini ziyaret eden Alman mevkidaşı Frank-Walter Steinmeier'la olan görüşmesinde 2. Dünya Savaşı'nda Alman ordularının neden olduğu zararların telafisi için tazminat talebini dile getirdi. Ancak bu ilk girişim değil, Yunanistan uzun yıllardır bu zararların telafisi için çaba sarf ediyor. 1941 ile 1944 yılları arasında Yunanistan'ı işgal eden Nazi ordusunun işlediği savaş suçları ve zorla alınan borçlar için Atina yönetimi uzun süredir Almanya'dan maddi tazminat bekliyor. Berlin 1960'ta Atina'ya tazminat olarak 115 milyon Alman mark ödedi. Bu Yunan talebinin bir kısmıydı. Ancak Atina altyapı hasarları ve savaş suçları gibi önemli meselelerin ele alınmadığını belirtiyor. Berlin cephesi ise 1990 yılında Almanya'nın yeniden birleşmesi öncesinde bu konunun hukuki ve siyasi olarak çözüldüğünü savunuyor. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis de Alman Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde savaş tazminatının Yunan halkı için hala çok önemli olduğunu vurguladı. As you know, for Greece, the question of reparations and in particular the forced occupation loan, these issues are still very much alive and we hope that at some point we will resolve them. But I would like to pay particular to place particular value on your presence in Greece in Crete. I think it is a gesture of great importance. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ise Almanya'nın savaş sırasında yaptığı acımasızlıkları kabul ediyor. Ancak uluslararası hukuk çerçevesinde tazminatlarla ilgili hukuki meselelerin kapandığını belirtiyor. Ve İspanya ile devam edeceğiz. İspanya'da son yılların en büyük sel felaketi yaşandı. Yüzlerce insan hayatını kaybetti ve milyonlarca dolar da zarar var. Detaylara birlikte bakalım. İspanya'da son 30 yılın en ölümcül sel felaketi yaşandı. Ülke nasıl bu hale geldi? We start in Spain where the government has declared 3 days of mourning after at least 72 people were killed in devastating flash floods. We start the day's other headlines in Spain where at least 95 people have been killed in catastrophic flash floods. At least 63 people are dead and hundreds trapped after flash flooding in Spain. İspanya'nın güneyi ve doğusunda etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu. Araçlar sel sularına kapıldı. Bazı yollar ve köprüler çöktü. İnsanlar evlerinde mahsur kaldı. Hatta bazıları işte böyle kurtarıldı. Şimdiye kadar 90'dan fazla kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi kayıp. Vimos a un joven que estaba en el descampado y se lo llevó la corriente, que estaba encima del coche. Se ve que intentó saltar a otro, pero se lo llevó. Selden en çok etkilenen Valencia bölgesinde kırmızı alarm ilan edildi. Tüm okullar kapatıldı, uçuşlar ve tren seferleri yapılamıyor. İspanya Başbakanı bölgedeki durumu yakından takip ediyor. Están trabajando, estamos trabajando de forma coordinada para hacer lo posible y vamos a poner todos los medios necesarios hoy, mañana y el tiempo que haga falta para que podamos recuperarnos de esta tragedia. No os vamos a dejar solos. İspanya bundan önceki en kötü sel felaketini 1996 yılında yaşamıştı. Viesca şehrinde 87 kişi ölmüş, 180 kişi yaralanmıştı. Ancak son olay daha kötü sonuçlara yol açtı. Tengo muchos amigos que han perdido todo. Han perdido la casa, han perdido los coches, han perdido todo. Mi fábrica está destrozada donde trabajo yo. Es difícil porque no sabes qué va a pasar a partir de ahora. Peki bu denli şiddetli olması küresel ısınmanın bir sonucu olabilir mi? Her ne kadar bilim insanları belirli hava olaylarının direkt iklim değişikliğinden kaynaklandığını söylemekten kaçınsa da İspanya'daki olayda küresel ısınmanın etkisi yadsınamaz. Araştırmacılar iklim değişikliğinin bulutların taşıdığı yağmur miktarını doğrudan etkilediği kanısında. Buna göre her bir derecelik ısınmada bulutların taşıdığı yağış miktarı %7 oranında artıyor. Yağmur şiddetle yağdığında da toprak bu kadar fazla suyu emebilecek durumda olmuyor. İspanya'da uyarıların geç yapıldığına dair çok sayıda eleştiri de var. Ancak meteorologlar hızla hareket eden yoğun gök gürültülü fırtınaların yolunu tahmin etmenin çok zor olduğunu söylüyor. Tabii bir de modern altyapının aşırı sel olaylarıyla başa çıkamama sorunu var.
Bazı araştırmacılara göre yollar, köprüler ve caddeler geçen yüzyılın iklimine göre inşa edilmiş durumda. Şu anki iklime göre değil. Toplumda hızla artan şiddet vakalarında bireysel silahlanmanın payı var mı? Türkiye'de silah almak kolay mı? Cezaların caydırıcılığı yeterli oluyor mu olmuyor mu? Adli bilişim uzmanı İsa Altun'la bireysel silahlanmayı ve toplumu bekleyen tehlikeleri de konuşacağız. İsa Bey hoş geldiniz. İyi yayınlar. Şimdi elimde bazı notlar da var. Son rakamlara bakıldığında Türkiye'de yaklaşık 25, 30 hatta 35 değişebiliyor kimi raporlara göre. Farz edelim ki 30 milyon var silah var ama bunu sadece 4 ya da 5 milyonun ruhsatlı olduğu, geri kalanın silahın ruhsatsız olduğunu görüyoruz. Neden? Ve 85 milyonluk bir ülkede 30 milyon ya da 35 milyona yakın silahın olması normal mi? Evet. Şimdi silahlanmanın altında birçok faktör var. Ülkemizin coğrafi konumunu da ele aldığımız zaman bölgedeki karışıklık, Irak, Suriye ve Orta Doğu'daki karışıklık hem stratejik açıdan ülkemizi ilgilendiriyor hem de oradaki iç savaşların, karışıklıkların etkisiyle oradaki silahlar, daha önce mesela Saddam'ın 14'lüsü derlerdi, oradan kara yoluyla Türkiye'ye girişi oluyor. Batı'nın, Amerika'nın bölgeye getirdiği silahlar kesinlikle burada satılıyor. Nasıl erişiliyor? Sosyal medya, bazı uygulamalar. Sosyal medyadan çok rahat bir şekilde erişilebiliyor mu? Kesinlikle. Bundan 4-5... Resmi değil, gayri resmi. Gayri resmi. Zaten bu konuda polisler, yani meslektaşlarımızda sanal devriye dediğimiz bir ekip var. Orada silah satışını kontrol ediyorlar. Teknik takip, fiziki takip yapılmak suretiyle. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde yüklü miktarda emniyetin yapmış olduğu baskınlarda silah ele geçirildi. Evet, o konuda taviz yok. Hatta bir hafta 10 gündür de ruhsatsız silah yakalatan sanıklar da tutuklanmaya başladı. Artık tutuklanıyor. Önceden tutuklanmıyorlar mıydı? Adli kontrol şartıyla mı serbest bırakılıyordu? Şimdi iki türlü cezası var. Evde ruhsatsız silah bulunursa 1 yıl ile 3 yıl arasında, dışarıda olursa 3 yıldan başlıyordu cezası. Şimdi direkt tutuklama. Direkt tutuklama. Evet. Güzel. Çok yerinde bir uygulama yani. Şimdi ben baktım hani kimler taşıma ruhsatına sahip rakamlarla. Kamu görevlileri en fazla. Daha sonra emekli kamu görevlilerini görüyoruz. Sonrasında can güvenliği için bireysel anlamda ruhsatlı silah alanlar var. Ve sonrasında da meslek mensubu diyebileceğimiz. Ama şu anda siz de yayın öncesinde söylediniz. Gençler arasında ciddi anlamda bir silahlanma. Ve illegal yollardan silahlanma. Bunda dizilerin özellikle bakın internette, dijital mecralarda işte Kurtlar Vadisi, Çukur tarzı diziler revaçta. Ve inanın bunlar milyonlarca izleniyor. Milyonlarca takipçisi var. Bu da bir alt kültür oluşturuyor. Yani kriminal dünyaya bir kapı aralıyor oradaki çocuklar. Makam mevki, sınıf atlama. Tabii. Şimdi özellikle ergenlik dönemi, kimlik ve kişilik arayışının zirvede olduğu bir dönem. O dönemi o tür yayınlarla dolduruyor. Yani çocuk eğer yetiştiği alt kültür, bulunduğu bölge, coğrafya buna müsaitse silaha erişim veya işte Telegram'da bazı gruplar var. Sosyal medyada oradan hatta hatırlarsanız 4-5 yıl önce burada İstanbul'da bir ilçemizde çocuk telefonunu satıyor. Bir sosyal medya uygulamasında silahı ediniyor, okula geliyor, ortaokulda bir arkadaşını da silahla öldürmek suretiyle cinayet işliyor. Evet, maalesef. Yani burada ailelere de büyük görev düşüyor. Özellikle sosyal medyayı antivirüs yazılımlarla, aileler bilmeyebilir, çocuğun telefonuna antivirüs yazılımı indirilirse, hangi siteleri araştırmış, hangi kelimeleri sorgulamış, oradan da antivirüs yazılım sureti. Çocuklarımızı, gençlerimizi takip etsin anneler ve babalar. Şimdi 2023 yılında hani bu bireysel silahlanmayla birlikte bölgeler arası yaşanan olaylar, vakalar ve can kayıplarına baktığımızda Marmara bölgesinde 1103 olay ve 584 ölüm. İç Anadolu'da 464 olay ve 292. Karadeniz'e baktığımızda 555 olay, 266 ölüm. Doğu Anadolu'da 218 vaka ve 121 ölüm. Ege'de 473 vaka ve 352 ölüm.
Akdeniz bölgesinde 415 vaka ve 341 ölüm, Güneydoğu Anadolu bölgesinde 545 vaka ve 362 ölüm. Tüm bunların hepsi silahlanma, yani ateşli silahlarla gerçekleşen olaylar ve maalesef sonunda ölüm. Ama burada baktığımızda Marmara bölgesi, yani İstanbul'da ve nüfusunda, Türkiye nüfusunun neredeyse %30'u, %40 artık Marmara bölgesinde. Bu rakamlar eğer önlem alamasak çok daha fazla artar mı? Ya da bölge bölge baktığınızda bu rakamlar ne diyor size göre İsa evet, Bey? Bu rakamlar diyor ki her iki olaydan birinde bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Hı hı. Bu da şunu gösteriyor, yani insanların agresyon seviyesi yüksek. Sanıyorum Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çok güzel bir uygulama başlatıyor. Her eve bir ruh sağlığı hekimi. Hmm. Yani böylece ben bakanımıza da teşekkür etmek istiyorum. Böylece Türkiye'nin ruh sağlığı haritası çıkmış olacak. Yani kaç evde engelli var, antidepresan kullanan var, acaba silaha şiddete meyilli mi? Bunun haritası çıkarılacak. Ve yine bunu övünerek söyleyeyim. Türk aile yapısı hale güçlü. Ve bu silahlanmaya rağmen dünyada biz yine en alttayız. Yani yüksek bir tabii oran. Amerika'ya falan baktığımızda, evet, Avrupa'ya falan baktığımızda biz şu anda iyi diyebiliriz ama önlem almazsak. Evet, önlem alınıyor. Bakanlığın yapmış olduğu çalışma gerçekten gurur verici. Ruh sağlığı haritası çıkarılacak. Şiddete ya da cinayete meyilli insanlar önceden, hani önlemek, tedavi etmekten daha önemlidir düsturuyla. Bu çok değerli bir çalışma. Umuyoruz ki insanlar, aslında bunun şiddetin ekonomiyle de ilgisi yok. Yani biz adliyede gece gündüz... Tabii mesela şimdi Doğu Anadolu'nun ekonomik gücüyle Marmara'nın ekonomik gücü tabii bir tutabilir miyiz? Bakın Doğu Anadolu bölgesi en az vakanın ve en az can kaybının yaşandığı istatistiklere baktığımızda, evet, 2023'te. İşte Marmara'ya baktığımız zaman eğitimli, kültürlü insanlar, adliyede bunu çok rahat görebiliyorum. Yani master yapmış, doktora yapmış insanların bile çok rahat fiziksel şiddete bulaştığını görebiliyoruz. Peki insanlar neden silahlanıyor? Yani insanlar aslında... Neden silah bulundurma gereksinimi hissediyor? Aslında asayiş olaylarına baktığımız zaman dünyada en huzurlu ülkelerden biriyiz. Bakın ya, istatistikler... İstatistikler böyle. Biz bunu daha önceki yayınlarımızda hep paylaşıyorduk. Yani İstanbul güvenlik açısından hani Avrupa'daki pek çok ve Amerika'daki ülke şehirlere kıyasladığımızda gerçekten bu konuda şeyiz. Bir numarayız. Evet, iyiyiz. Mesela İstanbul'da faili meçhul cinayet yok. Ankara'da yok. İzmir'de yok. Polis aydınlatıyor. Olay yerine intikalimiz çok hızlı bir şekilde. Yani bir polisin 112'yi aradığınız zaman olaya intikali en çok 5 dakika. Dolayısıyla bunun altındaki sebep şu. İnsanlar kendilerini biraz da o popüler kültür dediğimiz o diziler, yayınlar, sosyal medya bunu körüklüyor. Yoksa biz Mevlana'nın, Hacı Bektaş'ın, Pir Sultanların torunlarıyız yani. Biz İşte en son mesela polisimizi şehit eden bir Bir yani 18 yaşına gelene kadar bağımlı. Resimlerine baktık, sosyal medyadaki fotoğraflarına baktık. Hep silah vardı elinde. İşte bugün ben yine bunu söyledim. Bu çocuklar aidiyet duygusunu yitirmiş çocuklar. Yani madde etkisinde olan, özellikle metamfetamin çılgınlığı var şu an ülkemizde. Bu da ülkeye oynanan bir oyun aslında. Ülkemizin üzerinde emelleri olan kötü niyetler. Bu metamfetamin ya da uyuşturucu başlığını bence daha başka bir günde yine İsa Bey sizi alalım konuşalım. Çünkü orada çok daha büyük bir tehlike var. Yani ortaokulda 11-12 yaşındaki çocuklarımızı bile böyle bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Mutlaka bununla alakalı da bir gün yine sizi ana haberde ağırlayalım. Elbette silah ruhsatı alarak silah taşımak isteyen vatandaşlarımız olabilir haklı gerekçeleriyle. Ama işte silah bir oyuncak gibi, bir özenti, makam, mevki ya da sınıf atlama sebebiyle beline takıp taşıyanlara uyarınız ne olur, onunla bitirelim. Evet, ben de onu söylemek istiyorum. Ben mesleğim gereği çok cinayet işlemiş insanı cezaevine götürdüm. Adliyede çalıştım. Yıllar sonra duyduğumda bir anlık öfke sonucu işlediği cinayetten sonra intihar eden, depresyona giren, çok pişmanım diyen insanlar gördüm. Silah asla çözüm değildir. Silah intihardır. Tetiğini de zaman çeker. Peki.
İsa Bey çok teşekkür ederim. Sağ olun yayınımıza katkıda bulunduğunuz için. Sizi uğurlarken biz de kısa bir araya gideceğiz. Dönüşte sporun gündemine bakacağız. Evet, sporun gündemiyle birlikte 19. saat ana haberi de burada noktalıyoruz. Mutlu akşamlar, hoşçakalın.